Medyaskop TV özel yayından merhabalar. Bugün stüdyomuzda Bravo Tekstil işçileri Salih Özdemir, Recep Doğrubakar ve Disk Tekstil Sendikası Mertar Şube Başkanı Asalettin Aslanoğlu var. Hoş geldiniz diyorum sizlere. Teşekkür ederiz. Büyük tekstil markalarına üretim yapan Bravo Hazır Giyim işçileri fabrikanın boşaltılıp, bir gecede boşaltılıp sahibinin kaçması üzerine bir anda işsiz kaldılar. Tabii biz fabrikanın kapanma sürecine gelmeden önce aslında fabrikada kaç yıldır çalıştıklarını sorarak başlayalım. 4,5 yıl fabrikada çalıştım. Fakat en son bir 50 günde iznimi de kullanamadım. 3 aylık maaşımı alamadım, tazminatımı alamadım. Bunlar için mücadele peşindeyiz. Ben de 6,5 senedir yani kurulduğundan beri çalışıyordum. Aynı şekilde Recep abi gibi biz de mağdur durumdayız. Peki fabrikada kaç işçi çalışmaktaydı kapanmadan önce? En son 150'nin üzerinde diye hatırlıyorum. Evet. Biraz şeyden bahsedersek ya, oradaki çalışma koşullarınız nasıldı? Şartlar nelerdi? Çalışma koşullarımız normal sabah 8 akşam 6 gibi çalışıyor. Yani iş şikayetimiz yok işin açısı. Ve tempolu da çalışıyorduk, güzel çalışıyorduk. Mesai dendiğinde mesaiye kalıyorduk. Gerektiğinde özveri gösteriyorduk. Yani yoğun bir şekilde çalışıyorduk. İş yerimiz gayet iyiydi yani. Evet. Peki kapanmadan önce size bir bildirimde bulundular mı? Yok. Yok. Zaten bir anda oldu yani. Bir anda gece gelip makinaları icra ediyorlar, kaldırıyorlar. Ertesi gün gittiğimizde firma tamamen boşalmış ve talan edilmiş bir vaziyetteydi. Genelde bir gecede boşaltıldı deyince acaba hani vatan gelişimi... Yok, kamyonlarla, şeylerle, vinçlerle gelmişler zaten. Ben yoktum orada. Vinçlerle gelmişler. Makinaları değerli gördükleri ne varsa yükleyip getirmişler. Yani siz sabah gittiğiniz zaman... Şaka gibi ama gerçek. Evet, yani 150 arkadaş sabah gittiği zaman aslında boş bir fabrikayla karşılaşmış. Boş. Talan edilmiş zaten. Yani içerisi talan edilmiş. Yani. Evet. Peki... O süreç nasıl başladı? Yani bir sabah geldiniz, fabrikanız kapalı, malzemeler çıkarılmış, boş bir fabrikayla karşı karşıyasınız. O, ne yaptınız yani o andan itibaren? Zaten bir şok yaşadık yani. Bir şey yapamıyorsun, şok yaşıyorsun ve bayağı bir çöküntüye giriyorsun. Böyle olduk yani. Şahsen kendi adıma söyleyeyim. Ben işimi seven bir insandım. Bu hali görünce bayağı bir şok yaşadım yani. Bir çöküntü yaşadım. Ve uzun sürede bunu atamadım zaten. Yani biz orada çünkü aile. Evet. Sizin için de aynı durum herhalde geçerli. Aynı durumlar söz konusu. Ben şahsen kendi adıma söyleyeyim. Az çok hissediyordum fabrikanın iyi gitmediğini. Fakat batacağına da pek inanamıyordum. Herhalde kendini toparlar diye düşünüyordum. Kesin batacağını bilseydim, senin iznimi kullanırdım. Evet. Orada kullanamadan fabrika batıverdi. Peki ondan sonraki süreçte ne yaptınız? Yani fabrika kapandıktan sonra? Ondan sonra işte Asalettin Bey bizi çağırdı. Bir şekilde bize ulaştı. Toplantılar yaparak işte alacağımızı bir ihtimalle alırız. Eylemler yaparak. Görüşmeler yaparak bu alacağınızı alacağım diye taahhütte bulundu. Bizden hiçbir para da talep etmedi. Sadece ve sadece noter vasıtasıyla ne diyorlar ona? Vekalet verdik. Orada bir 20 lira bir para verdim. 20 bin değil, 20 lira bir para verdik. Biz tabii Asalettin Bey de uzun yıllardır tekstil sektöründe sendikal mücadeleyi yürütmekte kendileri. Bir de tekstil sektörünün şöyle bir özelliği, kar marjı çok yüksek olmasına rağmen tam da hak sömürüsü, emek sömürüsü de çok yüksek oluyor bu sektörde. Evet. Biz daha önce Alternatif Ekonomi programımızda Kazova işçileri gelmişti. Onlar da aynı şeyden muzdaripti. Yani çok yüksek karlarla kar edilmesine rağmen işçilere geldiği zaman da aslında bu oran hiç yansımıyor bile. Peki siz yani bu süreci nasıl değerlendirdiniz arkadaşlar size geldikten sonra? Şimdi Bravo tekstil işçileri bizimle irtibatı yeni değil. 2012 yılında ilk defa sendikaya işçiler geldiler ve dediler ki
günde 12 saat çalıştırılıyoruz. 2 vardı, 24 saat 2 vardı halinde çalışıyoruz. Sigorta primlerimiz eksik yatırılıyor. Haftalık 45 saati aşan çalışmalar kanundaki gibi mesai ücreti ödenmiyor diye şikayetle geldiler. Ve sendikada örgütlenmeye başlamıştık. Daha sonra biz işverenle bir görüşme yaptık. Bu batan firmanın sahibiyle bir görüşme yaptık. Kendisine yasalara uygun işçileri çalıştırmasını ikaz ettik. Yine o zaman da aynı markalara üretim yapıyordu. Yani Zara'ya, Mango'ya, Next'e ve daha büyük firmalara üretim yapan bir firmaydı. Düşünün, üretim yapılıyor. Denetim yapılıyor, sözde markalar buraları sosyal uygunluk, yasalara uygunluk, uluslararası çalışma örgütü sözleşmelerine uygunluk, kendi belgelerine uygunluk açısından denetliyorlar. Ama görmüyorlar işçinin 12 saat çalıştırıldığını. Ben görüyorum, işçi bana gelip şikayet ediyor. Sigorta primlerinin eksik yatırıldığını görmüyorlar. Kağıt üzerinde her şey temiz görünüyor ki sipariş verebilsinler, üretim yaptırabilsinler. İşverene gittim, müdahale ettim. Bereket çok çağdaş yaklaşımlı bir işverendi. Babası bu triko sanayinde çok tanınan bir isim. Onun çocuğu olduğu için herkes kendisini çok iyi tanıyor. Adam peki dedi, sektör böyle olduğu için, herkes 12 saat çalıştırdığı için, herkes sigorta primini asgari ücretten gösterdiği için, mesai parası ödemediği için ben de aynı şeyi yapıyordum. Beni yakaladınız dedi. Hemen değiştiriyorum dedi. Aynı gün işi topladı ve bugünden itibaren 3 vardiyeye dönüyoruz dedi. Sigorta primlerini tam yatırıyoruz dedi. Böyle bir düzeltme yaptı. Fakat işçiler örgütlenmediler. Korktular. Biliyorsunuz işçinin yaşadığı korkuyu Türkiye'de. Ta iliklerinin dibine kadar bu korku işlemiş vaziyette işçinin halen bugün. Dediler ki işte bizi başka yerde işe almazlar, çocuklarımız açlıktan ölür, kredi borcumuz var, öyle olur, böyle olur. Sendikada örgütlenmeyi işçi durdurdu. Çünkü acil problemleri çözülmüştü. Yani 3 vardiyeye döndüler, sigorta primleri tam yatırıldı falan. Daha sonra tabii iş yerinde benim üyelerim kaldı, istifa etmeyen işçiler oldu sendikadan. Çok az sayıda. Sendika üyelerini bir şekilde mobbing yapılarak, üye olmayan işçiler tarafından, patron tarafından değil, şefler tarafından, bunların hepsi eritildi. 2 kişi kaldı en son. Bu 2 kişi beni uyarmaya başladılar, fabrika kötüye gidiyor diye. Ben işverenle 2 defa görüşme talebinde bulundum kendisine uyarmak için. Fabrika kötüye gidiyor, önlem alın diye. İşveren benimle görüşmeyi reddetti. Bunu ne için reddetti bilmiyorum. Korktuğu için mi reddetti, ne yaptı bilmiyorum. Sonra 2016 yılı Temmuz ayında üyelerim beni aradılar. Dediler ki fabrika talan ediliyor. Ne oldu? Fabrikayı alacaklar bastı. Patron kaçtı arka kapıdan. Akşam oluyor bu vaka. Bilgisayarlara varıncaya kadar ne bulurlarsa, tam bir talan yani, alan götürüyor, alan götürüyor. Ertesi sabah fabrikanın önünde arkadaşlar şokla iş yerine geldikleri zaman kapıya ben gittim sendikacı kimliğimle ve dedim ki arkadaşlar bu böyle olmaz. Yani eğer bu böyle olacaksa o zaman işçiliğin bir anlamı yok, bu köleliktir. Ne kadar maaş alacağınız var? 3'er aylık. Zaten tazminatlar kimden alacaksınız yok ortada. Arkadaşları ben sendikaya davet ettim. Gelin toplantı yapalım diye geldiler. Sendikada dertlerini dinledik. Onun üzerine bir karar aldık. Dedik ki biz arkadaşların vekaletlerini alalım, icra işlemi yapalım ve parayı ürettikleri markalardan isteyelim dedik. Ve süreci öylece başlatmış olduk. O süreci halen devam ettiriyoruz. Evet. Tam da bu noktada aslında hani Zara'yı hedef alıyorsunuz. Aslında bir talep ediyorsunuz. Hani bunun da hukuksal gerekçeleriniz de var tabii. İşte uluslararası sendikalarla yaptığı anlaşmalar gereği, evet, tedarikçiden de sorumlu olduğu, evet, gibi. Asıl tabii bizim merak ettiğimiz şu. Yani bu klasik bir Avrupa ülkesinde de böyle mi? Yoksa Türkiye'ye gelince mi bunlar o sözleşmelere uymuyorlar? Türkiye'ye gelince uymuyorlar. Bunu herkes gayet iyi biliyor. Yani bir Avrupa ülkesinde, İspanya merkezli Zara biliyorsunuz. İspanya'da bunu asla yapması mümkün değil. Almanya'da bunu, Yunanistan'da, Portekiz'de yapması mümkün değil. Hep bizim gibi geri kalmış ülkelerde, sadece bizde değil, Bangladeş'te de okuyoruz. Çin'de, Hindistan'da, Vietnam'da da okuyoruz. Bu tip manzaralar sadece bizim ülkemizde var. Zaten üretimini bizim gibi ülkelere kaydırmalarının asıl sebebi bu. Şimdi Avrupa'da gördükleri baskı nedeniyle tüketiciden ve sendikalardan, duyarlı kamuoyundan gördükleri baskı nedeniyle Zara, Mango, Next
İki şey yaptılar. Zara ve Mango için özellikle söyleyebilirim. İki şey yaptılar. Bir, bizim de üyesi olduğumuz Cenevre merkezli uluslararası sendika örgütümüze, Industrial dediğimiz örgütle bir çerçeve sözleşme imzaladılar. Özet olarak diyorlar ki, Türkiye'de değil, Patagonya'da da olsa, Pakistan'da da olsa, nerede olursa olsun, eğer bizim için etiket diken, iş üreten işçinin temel işçi hakları, insan hakları ihlal ediliyorsa, o zaman ondan biz sorumluyuz diyor. Bunu imzaladılar sendikayla. Batı'daki kamuoyuna da bunu gösteriyorlar. Bakın biz sorumlu bir şirketiz. Her şey tertemiz. Orada bir şey olursa da biz sorumluyuz. Yangın çıkarsa da işte Bangladeş'te olduğu gibi, bina yıkılırsa da Rana Plaza'da olduğu gibi biz sorumluluğumuzu alıyoruz diyorlar. İstanbul'da, Türkiye'de şöyle bir olay yaşadık. Şimdi arkadaşlarımız bize gelince biz arkadaşları aldık ve Zara'nın İstanbul ofisine getirdik, Levent'e. Gittik. İşte arkadaşlar da yanımdaydılar. Aynı böyle, yine aynı şu tavrımızla ofis yöneticisini aşağıya davet ettik, geldi. Hem işçilerle konuştu hem benimle konuştu. Kendilerine derdimizi anlattık. Biz sizi uyarmıştık. Niye 3 aydır maaş alamıyorlar? Siz bunu kontrol etmiyorsunuz. Size üretim yapıyorlar. Paralarını ödeyin ya da ödettirin. Kaldı ki Zara'nın o sırada şirkete ödeyeceği para var ve ödeyeceği para 5 milyon civarında bir para. İşçinin toplam alacağı 3 milyon 200 bin lira tutuyor. O parayı hiçbir yere ödemeyin, arkadaşlara ödeyin diye kendilerini uyardık. Arkadaşların yanında. Daha sonra biz işçilere yol gösterdiğimiz, rehberlik ettiğimiz, görevimizi yaptığımız için, sendikacılığı hakkıyla yaptığımız için Zara diyor ki, örneğin sendikayla ben Distextil'le masaya oturmam diyor. Distextil oturursa Asalettin'le hiç oturmam diyor. Yani isim veriyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Ve Industrial sendikasının Türkiye'deki sözcüsü olduğunu iddia eden bir arkadaşımız da sözde, o da sendikacı, o da onlarla beraber. Onlarla aynı arabada seyahat ediyor. Aynı cümleleri o tekrar ediyor. Neden? Sendikacının görevi nedir? Sendikacının görevi tanısın tanımasın, üyesi olsun olmasın, aidat versin vermesin, işçilerin emrinde olmaktır. Ben görevimi yaptım. Vicdanım rahat. Ama onlar Avrupa'da başka, Türkiye'de başka. Avrupa'da başka, Bangladeş'te, Vietnam'da, Kamboçya'da, Hindistan'da, Pakistan'da başka. Şunu biliyorlar, 12 saat çalıştırıldıklarını, tazminatlarının ödenmediğini, maaşlarının ödenmediğini biliyorlar. Ama onları ilgilendiren bir tek şey var anladığımız kadarıyla. Tamamen duygusal yaklaşıyorlar. Daha ucuza, daha kaliteli ürünü nasıl alırız? Zaten bu şirketi de öyle batırmışlar. Arkadaşlar gayet iyi biliyor. Mango ile en yüksek adet çalışan firma, Zara ile en yüksek adet Kazak çalışan firma nasıl batar? Tabii adamı sıkıştırırsanız alacaklarını, borçlarını biliyorsunuz, her şeyini biliyorsunuz. Bu fiyatı geçen sene 3 liraya yaptığı kaza bu sene 2 liraya indirttirirseniz, fiyatlar yükseldiği halde adam batacak, ayakta duramaz ki. Yani onlar tamamen bu işe gördüğüm kadarıyla kamuoyunu aldatmak, İyi bir siyasal faaliyeti yürütmek ve en sonunda da kendi karlarını katlamak boyutundan bakıyorlar. Bizim görevimizi yapmamız gerekiyor. Peki somut olarak, gerekçe olarak başka neyi diyorlar? Yani mesela bu bir çerçeve sözleşme var, evet, imza attıkları, uymaları gereken. Buna uymamayı nasıl açıklıyorlar Türkiye'de? Yani neyi gerekçe göstererek ödeme yapıyorlar? Şimdi bizimle hiç konuşmadı Zara. Dedi ki biz sendikayla konuşmuyoruz. Bir, iki, Asalettin'le asla konuşmuyoruz. İşin asıl sahibi olan sendikacıyı, bilen sendikacıyla hiç oturmayız. Onun yerine ilginçtir, sözünü ettiğim, bizim de üyesi olduğumuz gurur duyarak Industrial sendikasının Türkiye'deki sözcüsü, patronun sözcüsü oluverdi. O sürekli geliyor gidiyor, herkesle konuşuyor. Saydıkları gerekçeleri söyleyeyim. Bunlar mavi yaka, öbürleri beyaz yaka. Onların parasını biz karışmayız. Siz niye karışıyorsunuz diyor. Dedim ki tamam da bütün dünyada sendikacılar ve industrial kampanya yapıyoruz. Mavi yaka, beyaz yaka diye bir şey yoktur. Bu kapitalizmin bir aldatmacasıdır. İşçi işçidir. Emekçi emekçidir. Patron patrondur. İki sınıfa ayrılmışız. Sen bir sendikacı kimliğinle bunu nasıl söylüyorsun? Peki mavi yakaları ben saydım. Kiminle saydın? Zara İstanbul ofistekiler sağ olsun, onlarla beraber çalıştık. İşçiyle değil, sendikacıyla değil, Zara İstanbul ofisteki arkadaşlarla oturmuş, arkadaşları bölmüş. Bu parayı hak ediyor, bu etmiyor. Bu ediyor, bu etmiyor. Niye? Bu mavi yaka, bu beyaz yaka. Sendikacı bakış açısı değil bir defa. Patronun bakış açısıyla ayırmış. 77 kişi
880 bin lira ediyor bunların alacakları. Onları ödeyelim, geriye kalanına karışmayın. Siz bu işi kapatın. Biz de dedik ki hayır, herkesin parasını ödeyeceksiniz. Bu insanlar Zara için üretmişler. Evet, modelist, evet, stilist, evet, fason takipçisi, evet, şoför, evet, idari işlerde çalışıyor. Ama bu da emekçi, bu da çalışmış. Öyle olsaydı benim orada o an itibariyle battığı anda 13 tane üyem vardı. En kolay işi olan bendim. 13 kişiyi gösterir, parasını da alır bir şekilde verirdim, kahraman olurdum. Ama mesele bu değil ki. Emeğini harcamış insanların parasına sen beyazsın, sen mavisin diye ayıramayız ki dedik. Bunlar da üretimin bir parçası. Dediler ki o zaman verdirmiyoruz. Zara'yı da masaya oturtturmuyor. Israrla kendisi görüşecek. Nedense sanki maaşını Zara'dan alıyor veya sorumluluğu Zara'ya karşı. Zara bunun arkasına sığınıyor. Zara diyor ki benimle hiç kimse konuşmadı diyor. Peki biz ne yaptık? Hukuken Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde üretim yapıyorsunuz dedik. Gittik icraya, her üç firmaya da icra işlemi yaptık. Ama ofisten ibaret. Sandalye, masa, başka bir şey yok. Biz burada yokuz dediler. Adreslerine de gönderdik, memleketlerine de. İspanyol konsolosluğuna da gittik, şikayet dilekçesi verdik, konsolosla görüştük. Bütün yani akla gelebilecek her yolu denedik. Çerçeve sözleşme üzerinden de gittik, her şeyi denedik. Ama parasının gücüne güveniyor. Diyor ki benim param var, başbakanla da görüşürüm, cumhurbaşkanla da görüşürüm ama işçinin parasını, o parayı ödetmem çünkü yol olacak diyor. Biz de tam bunun için uğraşıyoruz. Diyoruz ki evet bu yol olsun. Hani amiyane tabirle özür dilerim ama kapak olsun hepinize, kapitalizminize de markalarınıza da kapak olsun. Bu işçilerin parasını da ödettireceğiz. Bundan sonra siz daha sıkı kontrol edeceksiniz. Ki bu adam benim için üretiyor ama parasını günü gününe aldı mı? Bu ay maaşı yatırıldı mı yatırılmadı mı? Peki kıdem tazminatı bir fonda toparlanmış mı? Şirketin böyle bir gücü var mı? Yok mu? Kontrol edeceksiniz kardeşim. Madem ki üretimini bu insanlara yaptırıyorsun, o zaman sen o sorumluluğunu ilan ettiğin Batı'daki sorumluluğun gereğini yapacaksın. Biz de bunun peşindeyiz. Evet, aslında çok sıkça yaşanan bir sorun da var. Hani genelde alt işveren, üst işveren, evet, yani taşeronlaşma dediğimiz sistem, hani daha hukuksal tabirle alt işveren, üst işveren gibi kavramlarla beraber. Hani bunu birçok sektörde de yaşıyoruz. Yani işçiler bir şey üretiyor veya bir üretimin içindeler. Daha sonra o alttaki işte alt işveren ortadan kaybolunca üst işveren de beni ilgilendirmez diyor. Evet. Aslında hukuksal olarak da bu durum böyle değil. Kaldı zaten etik açısından da baktığımızda böyle diyor. Sonuçta Zara'nın ürünü üretiyorsunuz. Sadece fabrikanızın girişinde Zara yazmayabilir ama ürettiğiniz her şey Zara adına üretiliyor. Bu noktada bir de hani bu kampanya başlattınız. Evet. Aslında sosyal medyada da iki gündür bayağı revaçta, yani evet, bayağı takip ediliyor bu kampanya. Bu kampanya süreci nasıl ortaya çıktı? Yani etiket yapıştırma özelliği. Evet. Daha sonra biz bu faaliyeti yürütürken CCC, Clean Clothes Campaign orijinal adı, Türkiye'de temiz giysi kampanyası olarak derneği olan, faaliyeti olan yapıyla, tabii eskiden beri ilişkimiz var, devam eden yapıyla bağlantımız oldu. Toplantılarımıza dahil oldular. Bu sürecin içerisinde olmak ve işçilere yardımcı olmak istediklerini söylediler. Temiz giysi kampanyası Avrupa ülkelerinde, yani tüketici duyarlılığının yüksek olduğu bütün ülkelerde, Hollanda merkezli olarak var, İspanya'da da var, Almanya'da da var, Norveç'te de var, İsveç'te de var, İngiltere'de de var. Onlar da dahil olmak istediler. Tabii ki mutlulukla ve gururla elbette hemen kampanyanın içerisine aldık ve birlikte çalışmaya başladık. Önce bütün işçileri çağırdık, beraber toplantılar yaptık. Arkasından komite oluşturduk ve fikir üretmeye başladık. Etiket fikri, bu etiketi yazıp içine koyma fikri, temiz giysi kampanyası Türkiye ofisinin sorumlusu olan Abdülhalim arkadaşımızın fikriydi. Böyle bir şey yapalım, yani etiketleri koyalım dedi. Şuradan hareket ederek bu fikri üretmişti. Kendisini kutluyorum. Muazzam, yaratıcı bir fikirdi. Bir işçi Çin'de biliyorsunuz, evet, ürettiği ürünün cebine bir etiket koymuştu ve ürün İngiltere'de galiba tüketicinin eline geçmişti ve medyada patlamıştı. Oradan hareket ederek böyle bir şey yapalım dedi. Ve o nedenle bu etiketler üretildi.
ve arkadaşlar bizzat kendileri, yani çalışanlar bizzat kendileri mağazalara giderek ürünlere bu etiketleri yerleştirmeye başladılar. Demek ki Türkiye'de de bu duyarlılık üst düzeye ulaşmış durumda. Çok hızlı bir biçimde tepki aldık ve çok mutluyuz. Yani adamlar bizi görmüyorlardı. Sendikacımızın sözde bizi temsil ettiğini düşünen adamın arkasına saklanmışlardı. O onları perdeliyordu ve sizinle konuşmayacağız, sizi tanımıyoruz deyip duruyorlardı. Şimdi böyle bir kampanya hızlı bir biçimde büyümeye başladı. Evet, bu tek bir markaya yönelik mi yoksa başka markaları da kapsadı mı? Zara üretimin %75'ini yaptırıyordu buraya. Yani bu fabrika, hani sizin biraz önce söylediğiniz üst işveren alt taşeron ilişkisi tanımlanacaksa aslında Zara'nın fabrikası gibi tanımlanabilir. Geriye kalan da Mango ile Nex'e dağılmış vaziyette. Biz hakkaniyetli davrandık. Her üç markaya dedik ki bir koalisyon oluşturun. Biz de sendika... O zaman bağımsız sendik biz, bağımsız tekstil ve deri işçileri sendikası. Daha sonra DİSK tekstil işçileri sendikası ile birleştik. DİSK tekstil işçileri, temiz giysi kampanyası, industrial sendikamız, üst örgütümüz ve karşımızda da markalar. Oturalım, üretiminiz oranında bu şeyi fonlayın dedik. 3 milyon 200 bin liralık alacağı fonlayın ve ödeyin. Onlarsa... Biz sizinle konuşmuyoruz. Biz Industrial'un temsilcisiyle konuşuruz. O güzel lokum. Yani ben diyelim ki 75 kiloda boksa çıkmıyorum veya bu boksörü istemiyorum. Şunu verirseniz ben ringe çıkarım gibi. Böyle bir tutumla bizim sözde sözcümüz olan kişinin arkasına saklanarak asla gelmediler. Böyle olunca da temiz giysi kampanyasıyla birlikte bu kampanyayı başlattık. Bu fikir üretildi. Devamı da var tabii. Şimdi İngilizcesinin üretilmesi, Avrupa'daki temiz giysi kampanyasının bu kampanyaya dahil olması dünya çapında söz konusu. Onun arkasında da başka başka düşündüğümüz, üretmeye çalıştığımız bir eylem planımız var. Bu böyle devam edecek ta ki arkadaşların parasını ödetinceye kadar. Evet, hukuksal süreç peki ne durumda? Yani bir dava açıldı mı? Dava bile değil, sonuçlandı. Biz sendika olarak arkadaşlar geldiği zaman 3 aydır maaşlarını alamamışlardı ve ceplerinde bir kuruş paraları bile yoktu. Biz ne yaptık? Noterle rica ettik, vekalet ücretleri düşük olsun diye 15 aylık gruplar halinde vekaletlerini yazdırdık sendikanın avukatlarına. Avukatlarımızdan da rica ettik bu davaya, hani hiç yokmuş gibi davranarak bakın diye. Onlar da bunu kabul ettiler. İşçilere hemen ilk toplantıda deklar ettiler. Ve hemen aynı hafta şeye başladık. Aynı hafta hemen icra işlemine başladık. Gittik Bakırköy Adliyesi'nde vekalet vermiş bütün işçiler adına alacaklarını tescil ettirdik. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en son mercisi diyor ki Recep Doğrubakan'ın Bravo'dan alacağı şu kadardır çalıştığı şirketten ve bu alacağını da Zara'ya teşmil ediyor. Zara'ya da icra yazısı gitti. Nex'e de gitti. Mango'ya da gitti. Ama yani hukuki süreç bitti, kalmadı yani. Tebligatlar, her şey tamamlandı ama onlar ödemeyeceğiz diyorlar. Şey diyor ki sendikacı kimliğiyle sözde önümüzdeki kişi diyor ki uluslararası şey yapın diyor, haciz yapın diyor. Yani bir de İspanya'ya Dışişleri Bakanlığı üzerinden, İspanyol Dışişleri Bakanlığı, Sanayi Ticaret Bakanlığı haciz işlemi yapacakmışız. Yani bize yol gösteriyor, böyle yapın diyor. Yani şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde gidecek başka ne mahkeme ne bir yol vardır. Bitmiştir, kararlar elimizdedir. Yani kararlar elimizdedir. Kararlar kendilerine de tebliğ edilmiştir. Hem İstanbul ofislerine hem merkezlerine tebliğ edilmiştir. Ki bu işçilere alacaklarını ödeyin diye. Ama onlar bize değil, faktoring şirketlerine, yani şirketlere ödemeyi tercih ettiler borçlarını. Evet. Aslında tekrar arkadaşlara da dönmek istiyorum. Peki ondan sonraki hayatınız, yani şu anda herhalde çalışıyorsunuz yine. Tekstil işçisi misiniz? Yani tekstilde mi çalışıyorsunuz? Ben emekliyim. Emekli olarak çalışıyordum. Yaklaşık 1,5 sene boşta kaldım. Yaklaşık 1,5 ay önce bir işe girdim. Bir hafta önce işi bıraktım. Çalışamıyorum. Hem sağlık açısından. Şu anda boştayım. Sadece bir emekli maaşım var. Onunla geçinmeye çalışıyorum. Bu mağduriyetimiz başladığında
Mücadele ilk etapta iki ayakla başladı. Sendika ve işçi ayağı ile başladı. Sonra tabii gördüğüm kadarıyla hemen Endüstriyol devreye sokuldu. Arkasında temiz giysi kampanyası sokuldu. Dört ayak tamamlandı. Şimdi galiba medya ve tüketici kesimi veyahut da ayağı diyelim. Bunlar da devreye girdi. Fakat tüketici kesimi sadece bireysel olarak bize bir destek verildi. Derneklere başvurmadık bildiğim kadarıyla. Fakat büyük bir destek gördük medya, özellikle sosyal medyada. Müthiş bir destek gördük. Yani iki gün içinde müthiş bir patlama oldu. Bu tabii ki bizi de ümitlendirdi. Hele tüketici dernekleri, hele Avrupa'daki tüketici dernekleri de devreye girerse Zara kesinlikle yani kendi ayağıyla gelecek, paramızı teslim edecek. Evet. Siz peki daha önceden bir sendikaya üye miydiniz? Yani yoksa süreçle yok. Beraber mi? Süreçle beraber biz hareket etmeye başladık. Ben de iş yeri kapandıktan sonra hemen 1,5 sene ben de boş kaldım. Evet. Ben de çalışamadım. Zaten moralmen de çok ciddi bir çöküntü yaşadık. Yani gelinen noktada ben kısaca bir şey söylemek istiyorum. Zara, Mango gibi, Nike gibi firmalar, büyük firmalar, saygın firmalar. Saygınlığına yaraşır davranmalarını bekliyoruz. İmzaladıkları sözün arkasında dursunlar. Bizim talebimiz bu. Evet. Yavaş yavaş da bize ayrılan sürenin de sonuna yaklaşmış bulunmaktayız. Sonuç olarak şunu diyebiliriz. Aslında siz biraz da artık tüketimden gelen gücü de kullanma taraftarı olarak bununla ilgili de kampanya yürütüyorsunuz. Kampanyanın başka ayakları da olacağından bahsettiniz. Sizin belirtmek istediğiniz özel bir husus varsa... Ya şimdi işçilerin Türkiye'de genel bir korkusu var. Türkiye'nin neresine gidersek gidelim, örgütlenin, haklarınızı arayın dediğimiz hatta zaman. Hatta başbakan da ilo toplantısında demiş, örgütlenmekten korkmayın, sendikalaşmaktan diyor, evet. Korkmayın diyor. Yani zaten hani çok da doğru bulmamakla beraber işçiye diyorsun ki E-Devlet'le gireceksin, E-Devlet sisteminden. Yani devlet bunu yasal olarak sana tanımış, üye olacaksın, hakkını arayacaksın. Ama arkadaşlar ölümüne korkuyorlar. Yani diyorlar ki rızkımızı Allah değil şey veriyor, patron veriyor. O noktaya kadar gelmiş durumda. Eğer beni bir sendikalı olursam hemen işten atarlar. Asla da bir yerde bana ekmek vermezler korkusuyla yaşıyorlar. Bu korku da boş bir korku değil. Türkiye'de bunun benzeri örnekleri de zaten yaşanıyor. Yani işverenler takip ediyor, kara listeye alıyor, işten attırıyor. Hakkını aramış, sendikaya üye olması da gerekmiş. Aramış, hukuk yoluna gitmiş, mahkemeye gitmiş. İnsanları bile canından bezdirdiklerini biz canlı olarak görüyoruz. Ama buna rağmen işçinin, emekçinin, beyaz yaka, mavi yaka bunları bir kenara bırakacaklar. Günü ve saati geldiği zaman ya patron kapının önüne koyar ya burada Bravo'da yaşandığı gibi şirket batmıştır, parasını alamaz. Bu nedenle tek gücü vardır, örgütlenmek. Başka hiçbir gücü yoktur benim gördüğüm. Partide değil, elbette partilerine de gitsinler. Ama sendikalarda örgütlenmek, sendikaları yeniden dizayn etmek, sendikalara sahip çıkmak ve sendikalarıyla haklarını aramak zorundalar. Başka bir çareleri yok. Ne bu markaların karşısında durabilirler, ne patronların karşısında, ne devletin karşısında. Hiçbirisi duramaz. O nedenle ben Bravo örneğinden hareketle herkesin sendikalarda, nerede bir atölyede bile çalışıyorsa üye olsunlar. Yani kendini bir yere ait hissetsinler. Benim sınıfım nedir? Ben kimdenim? Kim beni sömürüyor? Bunu bilsinler, bu bilince ulaşsınlar. Şimdi arkadaşlar bize geldiği zaman biz avukatlarımızdan rica ettik, dedik ki avukatlar dedi ki sendikanın avukatları biz harçlarını da karşılarız dediler ve işveren Zara biraz oraya yatmıştı. Zannetti ki o kadar mahkeme harçlarını onlarca milyonluk kimse karşılayamaz, yatıramaz çünkü ceplerinde parası yok. Biz arkadaşların bütün harçlarını karşıladık. Hiç bir gün içinde kendilerine biz sizin harcınızı yatırdık, getirin bakalım bu paraları falan. Hiç kimse söylemedi. Yani böyle bir şey hissetmelerini bile istemedik. Sadece vekaletlerini verdiler, o kadar. Bütün ne gerekiyorsa para, pul hepsi yatırıldı, masrafları yapıldı ve
davaları bu aşamaya getirildi. Örgütlü olacaklar. İşçi örgütlü olacak. Nasıl sorun yaşamadan kesinlikle. Yani problem olmadan örgütlü, evet, olacak ki eğer Bravo örgütlü olsaydı büyük ihtimalle batmayabilirdi. Neden? Çünkü sendika aracılığıyla işçi denetliyor fabrikayı. Yani kaçakları görüyor, işverenin falsolarını görüyor, hırsızlıkları görüyor, müdahale ediyor. Ama örgütlü olmayan fabrikada tek adam yönetimi vardır. Ne kimse ona sen yanlış yapıyorsun diyebilir. Ne falanca adam burayı çalıyor, işte malı kaçırıyor, yanlış üretim yapıyor diyemez. Ama örgütlü işçi kendisini de otokontrolle kontrol ediyor. Fabrikasını da koruyor bir şekilde, gücünü oraya koyuyor. Onun için ne işçiler bu işten korkmamalı kesinlikle ve örgütlenmeli diye benim işçilerden ricam da budur. Örgütlensinler, demin belirttiğiniz gibi hem üretimden gelen güçlerini kullansınlar, hem de örgütlensinler, tüketimden gelen güçlerini kullansınlar. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Bravo işçileriyle beraberdik. Yeni bir özel yayında görüşmek üzere.